olayları ve meteorolojiye devam ediyoruz. Tonguç Evren'in kampımız mükemmel bir şekilde devam ediyor. Hava çok sıcak hocam. Süper bir şekilde LGS kampındaki programımıza harfi harfine uyuyoruz. Ödevlerimizi yapıyoruz ve başarıya koşuyoruz inşallah diyoruz. Ve şimdi kamp seninle beraber. Kamp ateşi her yeri sarsın. Bugünkü dersimizde 5 tane temel başlık işleyeceğiz. Birincisi atmosferin yapısı. Atmosferin içinde hangi gazlar var onlara bakacağız. Hava olaylarına bakacağız Tonguç Evren Bey. İşte rüzgardır, ondan sonra yüksek alçak basınçtır. İşte yağmurdur, karda doludur. Alçak yüksek basınç alanına bakıyoruz. Sonrasında Tonguç'um su buharının yolculuğuna bakıyoruz. İşte dediğim gibi yağmur dolu, kar bilmem ne. Nereye gidiyor ki hocam? Ve hava olayları ve iklim arasındaki farkları yaparaktan da bir tane yeni nesil soru çözerekten de konuyu tam içimize sindirmiş oluyoruz ve atmosferin yapısına başlayalım. Tonguç'um, dünyayı saran gaz tabakası ne der evladım? Pırt gazı. Hayır, saçmalama. Dünyayı hocam tüm sınıf sürekli pırt yapıyor ve her taraf gaz. Dünyayı saran gaz tabakasına biz, yani bizim içine nefes aldığımız ve gerçekten yaşamamızı sağlayan gaz tabakasına biz atmosfer adını veriyoruz. Aynı şuradaki gaz tabakası gibi. Dünyanın etrafında işte oksijeni, aynı zamanda karbondioksit olan mükemmel bir gaz. Peki mükemmel bir aslında karışım. Peki Tonguç'um, atmosferin içinde hangi gazlar var biliyor musunuz? İnsanın aklına hemen gelir. Oksijen. Oksijen, süper. Oksijen peki yüzde kaç vardı sence? Hemen %99'a yakındır. İşte öyle düşünüyorsun değil mi? Halbuki oksijenin oranı sadece %21. Peki diğer gazlar nedir biliyor musunuz? %78 oranında azot gazı vardır. Dolayısıyla bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Dünyadaki atmosferin içinde en fazla olan gaz hangisidir evladım benim? Azot gazıdır, azot. Bunu bileceğiz. Hatta oksijenin neredeyse 4 katıdır diyebiliriz. Diğer gazlar nelerdir? Karbondioksit gazı, ondan sonra argon gazı, ondan sonra bilmem ne bilmem ne. Peki bu gazların yanında bir de H2O, yani su dediğimiz su buharı da vardır, onu unutmayalım. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Hava durumu balonları ile atmosferde sıcaklık, basınç, nem ve rüzgar hızı ölçümü yapabiliyoruz. Biliyor musun evladım benim? Evet hocam. Dolayısıyla biz hava durumu balonlarını kullanaraktan da yükseklikte, alçakta işte sıcaklık, basınç, nem ve rüzgar ölçümlerini yapabiliyoruz. Onu unutmayalım. Hava olaylarına baktığımız zaman belirli bölgede kısa sürede etkili olan olaylara biz hava olayları diyoruz. Atmosfer olaylarına biz hava olayları diyoruz. Mesela örnek olarak ne verebilirsin? Bugün hava karlı. Harika. Mesela bugün hava karlı. Hava olaylarına neden olan değişiklikler aslında sıcaklık. Mesela termometreyle ölçülür. Basınç barometreyle ölçülür. Nem higrometreyle ölçülür. Rüzgar da anemometreyle ölçülür. Sonuç evladım benim. Anemometre dediğimiz şey de rüzgarın ne kadar şiddetli, kaç 5 not şiddetinde yüksek. Sizin evinizde bunların hepsinden var mı hocam? Hani mesela denizciler için çok önemlidir mesela rüzgarın şiddeti. Ona göre denize çıkmayı veya çıkmamayı tercih edebilirler. Higrometre insanlar için de çok önemlidir. Yağışın olup olmadığını belirleyebiliriz. Basınç barometreyle ölçülür. Barometrede yüksek alçak basınç farkına ne kadar rüzgar, ne kadar şiddetli rüzgarlar kasırgalı olacağını ölçebiliyoruz Tonguç Hocam. Zaten sıcaklık herkes için çok gerekli yani. Diyoruz. Şimdi hava olaylarında önemli olaylardan bir tanesi de aslında basınç alanları. Bir alçak basınç alanı var, bir yüksek basınç alanı var. Alçak basınç alanının mantığı şu Tonguç Hocam. Eğer sen ısınan hava genleşir biliyorsan eğer, ısınan hava yani bir belli bir yerdeki bir şeyi ısıttığım zaman bunun hacmi artıyor. Hacmi artınca yoğunluğu azalıyor. Yoğunluğu azalınca da yukarı doğru çıkıyor. Isınan hava genleşirden aslında biz burada yukarı doğru çıkan havadan dolayı ne ortaya çıkıyoruz evladım benim? Yani yükselen havadan dolayı aslında ben burada alçak bir basınç elde etmiş oluyorum. Biz buna alçak basınç alanı diyoruz. Aynı şekilde Tonguç evladım benim. Öbür tarafta ise yüksek basınç alanında ise şey yapan hava ise hani soğuyan hava ise aşağı doğru düşerekten alçalan bir hava hareketi gözüküyor. Değil mi evladım? Evet hocam. Alçalan hava dediğimiz şey ise aslında havanın aşağı doğru inerekten aşağıdakilere daha fazla basınç uygulaması. Basınç yapıyor değil mi hocam? Aynen, tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla hava molekülleri alçalıyor. Evet, hava molekülleri alçalıyor. Dolayısıyla biz alçak, o zaman ne diyorduk burada evladım? Hemen yüksek basınç alanı oluşuyor. Tebrik ediyorum seni. Şimdi hava moleküllerinin alçaldığı yerde, bunu tabii ters yazmışız Tonguç evladım. Hemen düzeltelim onu. Burada hava molekülleri yükselir dedik Tonguç evladım benim. Bunu ters yazmışız. Burada hava molekülleri alçalır dedik. Değil mi Tonguç evladım benim? Ya, o zaman diyoruz ki yağış görülme ihtimali aslında alçak basınç alanında daha fazladır. Çünkü yükselen
sıcaklaşan havadan nemle yukarı çıkar. Nemle yukarı çıkınca kafamıza yağmur mu dökülür hocam? Kafamıza yağmur dökülme ihtimali fazla olabilir. Aynı şekilde yağış görülme ihtimali yüksek basınç alanında ise azdır Tunguç evladım. Hem çünkü hava zaten alçalıyor. Hem kurak mı hocam orada? Evet aynen, mesela kurak bölgelerde işte ne bileyim şeyde çöllerde möllerde aynı zamanda kutuplarda falan genellikle yüksek basınçtan olur. İşte burada enteresan bir şey karşımıza çıkıyor. Burada hava aşağı doğru iniyor, bu hava yükseğe çıkıyor. Burada hava daha fazla, burada hava daha az. İşte bu yüksek, bu alçak basınca buradan buraya doğru aslında bir rüzgar oluşumu oluşuyor. Adamın kafasındaki şapka düşecek. Aynen, adamın kafasındaki saçlar da böyle savruluyor. Görüyor musun Sedat? Aynı şekilde buradan buraya doğru, yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay yönlü yer değiştiren hava hareketine biz rüzgar diyoruz Tonguç evladım benim. Rüzgar neymiş o zaman evladım? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan yatay yönlü hava hareketidir diyoruz. Peki Tonguç, o zaman sen rüzgarın nasıl oluştuğunu aldın? Tabii bazen kasırgalar oluşuyor kendi ekseni etrafından rüzgar geçen oluşuyor. Geçen bizim evde hortum oluştu. O başka bir şey tabii. Babam bir terliği attı kafama doğru, hortum oluştu. Hemen bir tane yeni soruya hazırlık yapalım. Bir öğrenci hatırladığı rüzgar gününün etrafına şekilde gibi masa mumlarını yerleştirmiş. Tamam eyvallah. Bunlar masa hangi öğrenci hocam, merak ediyorum. Hangi yani bunlar bilimsel benim yapıyorlar. Araştırma yapıyorlar. Tabii saçma ama öğrenci bir süre sonra rüzgar gününün hareket etmeye başladığını gözlemliyor. Peki Allah Allah, enteresan. Buna göre öğrencinin yaptığı deneyle yola çıkarak sıcak değişim rüzgar oluşumu etkidir. Bakalım şimdi masa mumlarını koyduğun zaman sen bir kere ısıyı değiştiriyorsun. Isıyı değiştirdiğin zaman sıcaklık da artıyor ve arttığı zaman da ne oluyor evladım? Buradaki hava yukarı doğru çıkıyor. Yani alçak basınç oluşuyor. Alçak basınç olunca yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava akımı oluşuyor. İşte bu da pervaneyi döndürebiliriz. Hava olayları sıcaklık farkından dolayı meydana gelebilir. Evet doğru. Zaten hava olayları rüzgar. İşte bu yüksek alçak basınç olayının, yani sıcaklıktan dolayı ortaya çıkan bir olay diyebiliriz. Sıcak farkından dolayı basınç farkı oluşmuştur. Evet doğru. İşte buranın etrafındaki yerler alçak basınca dönüşüyor. Çünkü ısınan hava yukarı doğru çıkar masa mumundan dolayı. Ve dolayısıyla alçak basınç ortaya çıkıyor. O yüzden cevabımızın hepsi olduğunu söyleyebiliriz diyoruz. Geldik su buharına baktığımız zaman da. Nereye gidiyor hocam yolculuk derken? Atmosferde su buharı var. Mesela ben böyle elimi yapsam elime mesela, cama mesela, cam buğulanır değil mi? Aynı onun gibi şu anda etrafımızda da havanın içinde su var. Hatta biz bunu nasıl adlandırırız? Nem deriz değil mi? Hani böyle bugün hava çok nemli. İşte her şeyden nem kapıyorsun. Çok sıcak, çok sıcak. Antalya mesela inanılmaz korkunç nemli. Nefes alamıyor insanlar. İşte bu su buharı yoğunlaşıyor aslında. Ve çok böyle insanı daraltıyor. İşte nem dediğimiz, yani atmosferdeki su buharı gökyüzünün yakın yerlerde yoğunlaştığında gözlenen hava olaylarında biz yağmur, kar dolu. Gökyüzü dediğim şey de yukarıya. Yukarıdaki bulutlarda mı oluyor? Aynen olarak? Mesela bulutlarda yağmur, kar ve dolu olabiliyor. Ama yeryüzüne yakın yerlerde oluşursa, yani yere yakın yerlerde oluşursa, mesela çiğ, ondan sonra kırağı gibi şeyler olursa, çiğ dediğimiz şey aslında şöyle damlacıklar, su damlacıkları. Arabanın camında oluyor. Aynen. Kırağı ise Tonguç Eren Bey'in buz parçacıkları. Böyle buz parçacıkları. Buz parçacıkları oluşunca kırağı diyoruz. Yani bu katı bir şey, bu sıvı bir şey aslında diyebiliriz. Bu su damlacığı, bu da buz parçacığı diyoruz. Zaten yağmur, kar doluyu herkes biliyor. Çok soğuk havayla karşılaşırsa veya karda da aynı şekilde çok soğuk havayla karşılaşırsa ne oluyor evladım? Kar ve dolu yağabiliyor diyoruz. Yağmur da aynı şekilde bulutların içindeki hava soğuk bir hava tabakasıyla karşılaşırsa nem aşağı doğru düşüyor ve yağmur oluşuyor diyoruz. İklim ve hava olayları karşılaştığımızda en önemli şeyden bir tanesi sınava soruların gelebilecek soru. Soru gelir mi hocam? Hava olayları dediğimiz şey dar bir bölgede. Mesela İstanbul'da bugün hava yağışlı olacak. Ama iklim ise geniş bir bölgede. İşte Orta Doğu'da hava gerçekten de sert ve kurak olabiliyor falan filan tarzında. Kısa süreli hava durumu, mesela İstanbul'da bugün hava yağışlı bak. Bugün kar tatili beklemeyin çocuklar. Ama iklim ise en az 35-40 yıllık hava durumuna ait ortalama veriler. İstanbul'da bu yaz yine eskisi gibi sıcak ve telef edecek falan filan diyecek. Mesela ilgilenen bilim dalına baktığımız zaman hava olayları meteorolojiyle ilgileniyor. Ama iklim ise... İklimoloji. Hayır, ona yakın klimatoloji diyoruz biz buna. Aynı şekilde ilgilenen bilim insanı meteorolog diyoruz ki meteorologlar her yerde var. Hatta hava programlarında da, hava durumu programlarında da karşımda çıkıyor televizyonlarda. İlgilenen bilim insanına baktığımız zaman ise işsiz. Klimatoloji.
aklimatolog diyoruz Tomcuğum. Yani iklimatolog dememişlerdi, klimatolog demişler. İklimatoloji dememişlerdi, klimatoloji demişler. Hocam iklimin kumandası nerede? Lan saçmalama, başka bir şey. Klimanın kumandası. Klimo. Bu mesela hava olayları tahminidir ama iklimler kesin. Sağlıyorlar değil mi hocam esasında? Kesin bildiridir. Yani kesin bildirir, kesinlik bildirir. Yani gerçekten de %99 adamların söyledikleri çıkar. Ama hava olaylarında çıkmamız, mesela yarın hava yağmurlu olacak. Beşiktaş'ta hava yağmurlu olacak. Çıkmayabilir. Hatta bayağı bir %50, %60 şansları var tutturmak. Ama iklimde çok uzun yıllara baktıkları için çıkma ihtimali çok daha yüksek diyorum Tomuç öğrenim. Senle bir yeni nesil soru çözerekten olayı noktalayalım. Oo. Bir öğrenci pazartesi günü belli saatlerde hava olaylarını gözlemlemek için gökyüzünü hocam incelemiş. Bu öğrenciler kim lütfen bana verin hocam, merak ediyorum bunları. Biri mumla oynuyor, biri öğrenci gözlemlemek için kullandığı çıkıyor. Bazı maddeleri elde edip verileri aşağıdaki tabloyu kaydetmiş. Tamam, eyvallah. Bak, gökyüzü sıcaklık, rüzgar şiddeti. Gökyüzü saat 9'da yağmurlu, 13'de yağmurlu, 19'da daha şiddetli yağmur. Sıcaklık 13-11, 11-8, 13-9. Rüzgar şiddeti tutmuş herhalde benim. Hafif, orta şiddetli. Tamam, buranın yoluştu hava gözlem tablosu ile ilgili. Hangi dönem oluşuyor? Bak, bu çıkmış mı sınav sorusunun değişiyor. Hava olayları gün içerisinde değişkenlik gösterebilir. Gerçekten 9'da böyleyken 13'te bu, 19'da bu oluyor. Evet, gösterebilir, doğru diyoruz. Geniş alanda yıl boyunca benzerlik gösteren atmosfer havalarının ortalaması da almıştır. Yanlış. Saçmalık. Ya kardeşim, evladım, pazartesi günü belli saatleri yapmış. Geniş bir alan değil ki. Demiş zaten ki, zavallı bir öğrenci ne kadar geniş alana bakıyor. Aynen. Ya, kendi yerlerine bakmıştır. Ve aynı zamanda yıl boyunca demiş. Ne alakası var? 9-13-13 bir güne bakmış. O zaman böyle bir şey yapmamış bu adam. Sadece o günkü tabloyu oluşturmuş. Hava gözlem tablosu dediğimiz bu tabloyu oluşturmuş. Yağmurun gözlemlendiği saatlerde rüzgar şiddeti aynıdır. Bakalım hemen. Yağmur burada ya, burada ya. Bu hafif, bu orta, bu şiddet. Alakası bile yok. Bu da saçmalamış diyoruz. Bir dakika dur bakayım. Yağmurun gözlemlendiği saatlerde rüzgar şiddeti aynıdır. Hafif, orta, şiddetli. Bu da yanlış Tunguşalım. Dolayısıyla cevabımızın Adana olduğunu söyleyebiliriz. Bravo diyorum sana. O yüzden mükemmel bir şekilde konumuzu işlemiş olduk. Şimdi ödevini yapalım Tonguç evladım bizim seninle. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yollayın. Bakalım şimdiden başarılı olalım.